Geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık Salı. Yeni güne başlarken ekonomi gündeminden notlarımız var. Yine piyasaları da konuşacağız. Dün enflasyon açıklandı. Ayrıntılarına bakacağız. Biz Mahfiye İlmez'le birlikteyiz. Her sabah bu saatlerde olduğu gibi. Bugün Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Sağman da bize eşlik ediyor. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Perfa. Teşekkür ederim. Şimdi bir kere dolardaki hareket çok dikkat çekici. Önce onu bir söylemek lazım herhalde. 3.86'ları gördük. Yeni haftaya 3.90'ın altında başladı. Dolar TL son dönemde yaşanan dalgalanmaya rağmen dün yüksek gelen enflasyona rağmen ne diyorsunuz Mahfi Bey? 3.94'lerden geliyoruz, evet. Değil mi? Hafif bir düzeltme yapmıştı 3.90-3.92 falan derken. Demek ki 3.94'ten geliyoruz diye baksak aşağı yukarı 7-8 puanlık bir düşüş var. Dolarda. Dolar kurunda. Ve enflasyonda bu kadar yüksek gelmişken. Ben iki neden olduğunu düşünüyorum bunun. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın bu yurt dışına çıkışlarla ilgili yaptığı konuşmayı konuşmayla birlikte, çünkü 3.92'lerdeydi, 94'e çıktı, bir 2 puan oradan gelmişti. Hemen ertesinde gerek kendi ağzından gerek diğer yetkililer ağzından yapılan açıklamalarla orada bir 2 puanlık falan bir düzelme oldu. Yani o suni etki gitti. Esas olay bence demin senin dediğin gibi enflasyonu yüksek gelmesinin Merkez Bankası'nın faizini arttıracağı şeklinde bir beklentinin ortaya çıkmış olması. Bu faiz artış beklentileri ile bence onun, yani insanlar burada hazır yüksekken, 3.89, 3.90'ken satalım Türk lirasına geçelim. Nasıl da Merkez Bankası faizi arttıracak, o faiz artışı bankalarda da faiz artışına yansıma yapacak diye düşünceleridir. Ama kur daha da düşerse bu beklentiyle merkezin faiz artışına gerek, evet, kalmayabilir mi? Yani bunu şöyle bir şey olabilir. Murat'a da söz bırakmadan girişi bitirelim, sonrasında ona bırakalım. Evet. Şöyle bir beklenti olabilir. Bunu girerken de konuştuk ayaküstü ya. Sen dedin çok doğru. Yani kurun bu kadar düşüyor olması, böyle bir tepki veriyor olması, bu sefer Merkez Bankası buna bakmıyordur da, bakmayacağına eminim, daha teknik bakıyorlar. Fakat etraftan işte kur düştü niye faizi arttırıyorsun gibi bir baskı olursa o zaman Merkez Bankası faizi arttırmayabilir, o zaman kur tekrar yükselebilir. Evet, böyle ilginç bir durumla karşı. İlginç bir deneyim yaşayacağız yani, evet. Laboratuvar. Murat Sağman'ın da yorumlarını alacağız birazdan ama gündemin ana başlıklarına bakarken az evvel Cumhurbaşkanı'nın iş adamlarıyla ilgili mesajından da söz etmiştik. Ona dair birkaç ayrıntı verelim. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırmak istediği yönünde haberler aldığını belirtmişti Cumhurbaşkanı. Bu duruma izin vermeyeceklerini söylemişti. O sözlerine açıklık getirdi Cumhurbaşkanı. Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılması gibi bir talimatım söz konusu değildir dedi. Kastının PKK ve FETÖ ile hareket eden iş adamları olduğunu belirtti. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 1989'dan bu yana isteyen herkes parasını yurt dışına çıkarabilir. Bu aynen devam ediyor. Yurt dışına yatırım yapan bir ülkeyiz biz dedi. Cumhurbaşkanı yatırım için değil, ülkesine güvenmediği için varlıklarının bir bölümünü yurt dışına çıkarma gayretinde olan bir kısım iş adamına sitemimi dile getirdim. Yoksa yatırım için yurt dışına kaynak götürene asla sözümüz yoktur, olamaz diyor. Bir kez daha aktarmış olalım. Siyaset tabii bir numaralı başlık hala bugünlerde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı yakınlarının yurt dışına para transferi iddiasıyla ilgili belgeler dün savcılığa teslim edildi. Bu arada gözler bugün Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yeni açıklamada. CHP lideri Rıza Sarraf'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin sırlarını nasıl Amerika'ya götürdüğünü açıklaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salı gününe kadar süre vermişti, hatırlayacaksınız. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgeler hiçbir şekilde bizim siyaset gündemimize yer almayacak. Mahkeme orada gitsinler, belgeleri savcılığa sunsunlar diyor. Öte yandan Amerika'daki bu Mehmet Hakan Atilla davasında 5. gün geride kaldı. Atilla'nın avukatları duruşmada yargıca Sarraf'ın Amerika'da tutukluyken yaptığı telefon konuşma kayıtlarını savunma makamına geç ilettiğini söyledi. Avukatlara göre bu görüşmelerde Sarraf serbest kalabilmek için her türlü yalanı söylemeye hazır görünüyor. Sarraf mahkemeye Dubai'den İran'a buğday ticareti yapıldığına dair evrak düzenlen ancak aslında ürün gönderilmediğini anlattı. Ticareti kodu olan altının tamamı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ediliyordu ifadesini kullandı. Sarraf 2013'te Türkiye'de Mali Şube tarafından gözaltına alındığında serbest kalmak için kısmen rüşvet verdiğini anlattı ancak kime ödeme yaptığını da açıklamadı.
Başbakan'dan iki önemli mesaj var. Biri taşeron, biri de enflasyonla ilgili. Başbakan Binali Yıldırım diyor ki bu taşeron statüsünde çalışan yüz binleri ifade edeceğimiz kişilerin kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek dedi. Düzenlemenin 12 maddeden oluşacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesini bu hafta itibariyle kamuoyuna duyuracağını da söyledi. Enflasyonla ilgili beklenenden yüksek çıktığını aktarıyor Başbakan ve bu durumu iki temel sebebe bağlıyor. Biri yüksek büyüme, ikincisi de kur hareketleri. Merkez Bankası'nın 2018 para ve kur politikasını bugün açıklamasını bekliyoruz saat 10.30'dan itibaren. Geçen yılların aksine bu yıl açıklama yazılı yapılacak. Basın toplantısı düzenlenmeyecek. Açıklamada Merkez Bankası'nın gelecek yıla ilişkin politikasının ana hatlarıyla birlikte faiz toplantılarının takviminin de ilan edileceğini hatırlatalım. Küresel piyasalar Amerika'da vergi reformuna ilişkin süreci izliyor. Cuma günü reformun Senato'dan geçmesinin ardından dolar güçlenmişti. Yeni haftaya dolar sakin başladı. Şimdi Senato ve Temsilciler Meclisi'nin yasaları uyumlu hale getirme süreci izleniyor. Euro dolar 1.18'in üzerinde, dolar endeksi 93 seviyesinde. İçeride Türk lirası değer kazandı. Yüksek enflasyon sonrası az önce de söylediğimiz gibi merkezden beklenen faiz artışı burada doların düşmesine yol açtı. Gelişen ülke paralarında da pozitif bir hava var. Bu Türk lirasını desteklemiş gözüküyor. Dolar 2 haftanın en düşüğüne indi 3.86.29'la. Bu sabah bu seviyenin de altındayız. 3.86.20'leri gördük. Euro 4.57.75 ile 2 haftanın en düşüğünü gördü. Şu anda 4.58.57'de Euro Türk lirası. Borsa gün boyunca alıcılığı da %1.5'u aşan oranla dünü tamamladı. Amerikan borsaları karışık kapandı. Banka ve perakende şirketlerinin hisselerinde yükselişle Dow Jones'un dün de rekor kırdığını gördük. S&P ise teknoloji hisselerine gelen satışlarla geriledi. Bu sabah Asya borsalarında genelde satışlar hakim. Petrol bizim akaryakıtta baz aldığımız, pompada baz aldığımız Brent türü petrol 63 doların hemen altında. Altın fiyatları 1271-1280 dolar bandında ve sakin. İçeride altın 159 liradan yeni güne başladı. Gram altından söz ediyoruz. Çeyrek altın 262 lira, yarım altın 526 ve Cumhuriyet altını da 1068 lira. Piyasada evet 160'ın hemen altındayız gram altında. Piyasada dünkü pozitif havada iki temel gelişme etkili dedik. Bir, kambiyo rejimi değişikliği gündeme yok. Dünyanın manşeti aldığı haliyle Cumhurbaşkanı sermaye hareketlerinin sınırlandırılması yönünde bir talimatın söz konusu değildir dedi. İkincisi de enflasyon Kasım'da %13'e dayandı. Buna rağmen merkez faiz artıracak beklentisiyle dolar düştü. Ne diyorsun Murat Sağman? Evet. Mahfi Hocam çok güzel özetledi aslında. Yani iki nedenden dolayı işte pazar açıklamadan sonra kur yükseldi sabah. Daha sonra işte düştü. Sonra da Merkez Bankası'nın tabii dünkü enflasyondan sonra bir faiz artışı beklentisi var piyasada. Ne kadarlık bir artış bekleniyor? Genellikle yani biraz yurt dışı beklentiler, swap faizlerine baktığımız zaman dün baktığımda bunun 100-150 bas puan gibi olabileceğini gösteriyor. 1,5 puan gibi gösteriyor. Yani piyasa beklentilerine bakarsak. Şimdi geçmişe baktığımızda Merkez Bankası faizle kurun direkt korelasyonunu görüyoruz. Yani çok hani mesela en son böyle bir şok faiz artışının Merkez Bankası Ocak 2014'te gece 12'de 5,5 puan 4,5'tan 10'a çıkmıştı. Şimdi ondan önceki 6 ay yani gelişmekte olan ülkelerin arasında en çok değer kaybeden Türk lirasıydı. O gece faiz arttıktan sonra ondan sonraki 6 ay en çok değer kazanan Türk lirası oldu. Yani ciddi bir korelasyon görüyoruz. Piyasada bunu fiyatlıyor. Kur zaten yüksek seviyelerdeydi. Sepete bakarsak da aynı şekilde. Ne yapar şimdi Merkez Bankası? Şimdi ne yapar var? Bir de yani ben naçizane ne yapması gerektiğini benim görüşüm. Yani piyasanın tamamen sakinleşmesi için. Şimdi burada bizim Merkez Bankası'nın hocam biliyorsunuz kullanmadığı bir politika faizi var. Evet. 8. Şimdi ne yapması gerektiğini benim görüşüm bu politika faizini artık yani gerçek hale getirip yani 8 ise piyasa faizi 12,5 mu kullanacağız, 13 mu kullanacağız onu oraya çekmesi. Geçli kitle penceresi olan 12-25 olan geçli kitle penceresinde yukarılarda bir yerde 14-15'leri koymalı, kullanmak zorunda değil. Sadece piyasayı rahatlatacak gerekirse ben oradan kullanabilirim mesajı vermesi. Bu benim düşüncem. Ama ne yapar diye sorarsanız benim düşüncem 12-25'i 75 bas puan, 100 bas puan,
yükselteceğini düşünüyorum. Çünkü merkez, bunu ben söylemiyorum, bu Merkez Bankası'nın söylemlerinde ne diyor? Sıkı para politikasına devam ediyorum diyor. Fiyat istikrarına devam ediyorum diyor. Bugün enflasyon olmuş 13. Faizin 12.25. Teknik olarak bir ayarlama yapması Teknik lazım. Teknik bir olarak ayarlama yapması lazım. Çünkü zaten bütün hedeflerden şaştık. Tek haneli enflasyon imkansız oldu bu sene içerisinde. Evet, Aralık, Ocak, Şubat baz efektlikten dolayı düşecek ama bu enflasyon 13'ten 8'e 9'a inmeyecek. Onun için Merkez Bankası, bir de bir şey eklemek istiyorum. Geç likidite faizini arttırdığı zaman illa o faizi kullanmak zorunda da değil. Yani bugün geç likidite bir puan arttırırsa hala kullandığı 9.25 üst bant faizi var. Hala şimdi bugün tamamen geç likiditeden fonluyor. Şöyle yapabilir. Bir puan arttırır 13.25'e. Bir miktarına da 9.25'ten fonlar. Dolayısıyla yani ortalamayı 12.5'ta tutabilir. 12.5'ta tutabilir. Gerektiği zaman 13.25'e çeker. Nasıl yaptı? 12'den 12.25'e çekti. O zaman da bunu kullanır. Evet, yani peki bu aşamada biz de Berfu'ya bir soru soralım. O hep bize sorup duruyor ya. Bu Merkez Soruları Bankası 2018'de şimdi para programını açıklayacak değil mi? Evet. Yazılı olarak. Burada enflasyon hedefini %5'ten farklı tespit edebilir mi tahmini? Yani yoksa hedef değiştirir mi diyorsunuz? Yani 2018 için. Normal şartlarda hedefi değil, hep tahminlerini revize ediyor Merkez Bankası. Evet. En sonda enflasyon raporunu açıklarken hedef sabit kalır diyor. %8,7'den tahminini 9,8'e çıkarttı. Bu yıl için. Bu yıl için. Evet. Şimdi tahminlerinde bir değişiklik olacak mı? Muhtemelen olacak bu şartlarda. Muhtemelen. Çünkü enflasyonda %13'e dayanmış durumdayız. Ama hedefi şimdiye kadar hiç değiştirmedi Merkez Bankası. Hep tahminleriyle oynuyor. Güzel bir cevaptı. Çok herhalde öyle yani. Devam eder diye. %5'lik hedefle devam eder diyoruz. Ama herhalde dediğin doğru, yani şu anda 13 olduğuna göre bir ayımız kaldı. Bu taş 11.5'ün altına inmez. Hocam, değil yani mi? Yani geçen taş sene yaptırsa, Aralık'ta tabii çok yüksek bir enflasyon 1.64'tü. Var. 0 olsa işte ne olacak? Yani 11'in altına inmez. 11.5. 11.5 gibi olacak. Dolayısıyla yani, bunu düzeltmesi lazım. Evet. Çok. Yani bir hatırlatma izleyicilerimize, çok çabuk unuttuğumuz için. Geçen yıl 5 Aralık'ta, geçen yıl bugün dolar kaçmış? 3.54'müş. Evet. Geçen yıl bu zamanlar enflasyon %7'ymiş. Bir hatırlatma olsun. Evet, şu anda %13'lere geldik enflasyonda. Dolar da işte 3.86'larda. Geçen yıla göre bayağı bir... Benim şöyle bir kaba bir hesabım var. Yani ben şeye bakıyorum. Geçen yılın ortalamasına, yıl ortalaması, yani bir yıla bakmak lazım. 7.7'ymiş. Gene seninkiyle çok tutarlı. 7.7'lik bir enflasyon ortalaması var geçen yıl. Bu yıl şu ana kadarki ortalama 10.7. Kabaca %38 bir ortalama enflasyon artışı var yıl yıl baktığımızda. Dolara sepet kura bakarsak, dolara değil, %21-22 civarında bir kur artışı var. Geçen yılın ortalamasıyla bu yılın ortalaması sepet kurda. Dolayısıyla geri kalanı da başka işlerden geliyor. Bu kadarı kurdan geliyorsa enflasyonun. Geri kalan %10-17-15-16 puanlık kısımda demek ki başka şeylerden geliyor. Gıda mı daha ne? Sadece bir de manşet konuşuruz da işte bu çekirdek de çok yüksek. Çekirdek de yüksek. Üfe daha da kötü. Üfe daha da kötü. Üfe yani çok kötü. Üfe şunu gösteriyor bize, yani bu hemen düşmeyecek bu enflasyon. Tabii aynen. Sürükleyip götürecek bunu da. Yani. Aynen tabii. Yani bu üfe, hocam üfe kaçlardan geliyoruz biliyor musunuz? 2,5 üflerden geliyoruz ya. Üflerden mi yani? İnanılmaz %17'lere geldik şu anda. İkilerden yani 14 puan artış var. Aslında biz hep dediği doğru, tüfeğe odaklanıyoruz ama 7.7'den 10.7'ye gelmişti ortalamada. Evet. Öbür taraf 2'lerden 17'lere. 3'ten 17'ye geliyoruz. Ya bizim yani sorunumuz yapısal. Başka yani bu işte şehir efsanesi evet, oldu tabii. Ya işte 15 yıldır bu yapısal reformları. Aynen. Burada yani yapısal reformların ne olduğunu, niye konuşulduğunu bugün görüyoruz. Evet. Yani bizim ihracat, yani ithalata dayalı bir ihracat modelimiz var ve bu kur yükseldiğinde bütün dengeleri bozuyoruz. Aynen öyle. Bugün Habertürk'te Abdurrahman Yıldırım diyor ki tamamen baz etkisinden kaynaklı 4 aylık bir fırsat penceremiz var. 4 aylığına baz etkisiyle tek haneye düşürmenin fazla bir getirisi de olmayabilir diye söylemiş. Diyor ki bunun için öncelikle fiyat istikrarını düşük tek haneli rakamlarda sağlamalıyız. Son 5 yılda TL %51,6 değer kaybetti diyor. Bunun enflasyon yaratmaması mümkün değildi. 10 yıllık değer kaybı %65,3. Evet. Aynı dönemin enflasyonu %123. En başta burada istikrar sağlamamız lazım ve bunun için de tek şart, yani TL'nin değeriyle ilgili tek şart, sermaye girişlerinin istikrarına bağlı, devam etmeli. Bizim enflasyonumuz sermaye girişlerine tamamen bağlıdır şeklinde bir değerlendirmesi var. Oradaki baz etkisi dediği şey Aralık ayında 1.64'tü enflasyon geçen yıl. Evet. Bu yılın Ocak ayında 2.46'ydı,
Şubat'ta 0.81, Mart'ta 1.02, Nisan'da 1.31. Hepsi çok yüksek. Evet, o yüzden bir baz 0.81 biraz. Evet. Dolayısıyla bunların yerine daha düşük oranlı enflasyonları buraya sokabilirsek o zaman düşecek baz etkisiyle. Daha düşük sokabilirsek tabii. Sokabilirsek, daha düşük. Evet. Yani onlar bunun için bir gayret lazım. Yani risk arttırmayıcı, değil mi? Ya bütün o bahsettiğimiz aslında şey kur. Yani bütün hepsi dolar. Oraya çıkıyor. Yani sermaye girişi hepsi de kurdan çıkıyor. Aralık'ta kalıcı düşüş başlar dedi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dünkü açıklamasında. O hep baz etkisi senin dediğin. Evet, baz etkisinin de nedeniyle. Bu arada enflasyonu nasıl düşürürüz diye bugün Milliyet Gazetesi'nde Güngör Uras yazmış. Diyor ki yüksek enflasyon Ayşe Hanım teyzemi perişan ettiğini aldıran yok. Herkes şimdi enflasyonu nasıl düşürürüz tartışmasına girmeden Kasım enflasyonu yüksek çıktı. Merkez faiz artırır yoksa döviz sorunu olur tartışmasına girecek eminim demiş. Hakikaten de öyle bir durum oldu. Yani biz bile bugün Merkez Bankası'nın faiz artışını konuşuyoruz ama bu da kaçınılmaz bir olduğu için tartışma. Yani biz döviz kuru sorununu çözemediğimiz sürece enflasyonu çözemiyoruz. Yani tuhaf bir durumdayız. Tabii. Şimdi herhangi bir Batı ülkesinde parası rezerv para olan, kur sorunu çok olmayan bir ülkede talep enflasyonunu çözmenin tek yolu var. Faizi arttırdı mı çözüyor. Bize geldiğin zaman bizde ikili etki var. Talep yoksa bile kur artışından dolayı yeniden faiz arttırman yani gerekiyor. Faiz yani faiz arttırımı çözmez her şeyi. Çözmüyor. Hiçbir şey çözmüyor. Evet. Ama geçici olarak bunu frenlemek istiyorsan yapabileceğin tek şey bu. Peki şimdi varsa Murat ekleyeceğin. Faiz artışıyla birlikte hocama da ekleyerek tamamen Türkiye algısı, dış güveninin tekrar kazanılması. Tabii, bunu yapmazsak, bu da kura yansıyacak. O zaman o zaman enflasyon. Bunu yapmazsak sürekli faiz artışıyla biz bu olayı çözemeyiz yani. Sadece faiz yükseliyor. Osman Çetin diyor ki, Mahfi Hocam ben iktisat mezunuyum. Bir otelde çalışıyorum. Aldığım maaştan prensip edindim. Bir miktar tasarruf için hep ayırırım. Tam repo veya mevcut vadeli mevduatında değerlendiririm. Sizce şimdiki enflasyonda yatırım araçlarından hangisi cazip demiş? Ya bu biraz yatırım tavsiyesi vermeye giriyor. Biz bu programda vermiyoruz. Belki Murat verir bilmiyorum ama ben her zaman en kestirmeye olan sepetten yanayım. Çünkü çok değişiyor Türkiye'yi. Mesela altın desen altın iniyor bilmem ne. Onun için böyle parça parça sepet yap deyip yatırım tavsiyesi vermemiş oluyoruz. Biz tamam. Kendi aklımıza göre. Murat Sağman'a soralım. Ya tabii şimdi enflasyon... Murat seni Bitcoin alın deyip bizi dağıtacak. Yok, Bitcoin. Hala alamadınız değil mi Mahfi Bey? Ya her şey tamam giriyorum yani. Onayda verildi, onay istiyorum. Onayını zaten var diyorlar ama bir türlü alamıyorum. Yani bende beceriksizlik yok oldu. Yok canım, yani orada bir Bitcoin alamayan bir adam olarak yatırım tavsiyesi asla vermemem lazım zaten. Peki. Ya faiz tabii yüksek bir enflasyon olduğu için bir kere tasarrufçunun birinci amacı bu enflasyondan korunmak. Zaten faizin artması ya da artırılması istenmesi bir sebebi de bu. Yani tasarrufların da korunması. Evet. Tabii ki burada faize dayalı işte iyi seçilmiş özel sektör tabiri olabilir. Mevduat olabilir şu anda yüksek en azından enflasyondan koruyabiliyor. O şekilde bir yatırım yapılabilir. Ben Borsa İstanbul'da da hala fırsatların olduğunu düşünüyorum. Yani bir yükseliş potansiyeli olduğunu. Şimdi biz hep Türkiye'ye konuşuyoruz ama şöyle bir yani şey biraz daha açmak için dışarıda gelişmekte olan ülkelere yani ben tüm işte raporlara bakmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Çok ciddi bir pozitif bir trend var. Yani herhalde bu da birkaç ay içerisinde bir 6 ay devam edecek. Yani gelişmekte olan ülkelere bir fon akışı var şu anda. Türkiye'de bundan faydalanıyor. Bugün işte dolar 3.86. Ben diğer para bilimlerine de baktım. İşte bizim gibi gelişmekte. Onlarda da bir toparlama var. Evet, aslında üçüncü bir faktör var. Olarak bunu da saymalıyız. Eklemek. Yurt dışında da hava pozitif. Bunun da yurt etkisi var pozitif, kurdaki düşüşte. Yurt dışı hava pozitif. Gelişmekte olan ülkelere doğru da hava pozitif. Onun için Türkiye'de bu sepette sonuçta bir portföy yöneticisi, bir yatırım fonu para gelişmekte olan ülkelere sermaye götüreceği zaman Türkiye'de bu sepetin içinde yer alıyor. Onun için yani burada borsa tarafında da özellikle iyi seçilmiş hisse senetlerinde ben potansiyel görüyorum. Doğru. En azından bir 6 ayda. Çok doğru. Fatih Kara diyor ki 2001 krizinde Merkez Bankası'nın rezervleri krizi taşıyabilecek düzeyde değildi. Şimdilerde ise rezerv düzeyi oldukça yüksek. Bugün merkezin eli ne kadar güçlü demiş dış şoklar karşısında. Bu doğru bir tespit. Yani Merkez Bankası rezervlerini hakikaten arttırdı oran olarak. Ama şöyle bakmak lazım. Yani 2001 krizinde Türkiye'nin büyüklüğü o zamanki ölçülerimizle sonradan düzeltildi bu hesaplar ama 200 milyar dolar civarındaydı. Sonradan düzeltildi 238 oldu falan. Neyse 238 bile olsa rezervler ona göreydi. Küçüktü ama ekonomi de küçüktü.
Şimdi ekonomi 800-850 milyar dolar, rezervler de ona göre. Ama rezerv artışı ekonomideki büyümeden, ekonominin hacminin büyümesinden biraz daha hızlı büyüdü. Dolayısıyla bugün daha taşınabilir durumda. Bir ikincisi de o zamanki küçük ekonomik boyutlar içinde birkaç milyar dolar, 3-5 milyar dolar çok önemliydi. Bugün mesela 20-30 milyar dolarlık bir şey olursa bu ekonomi bunu taşıyabiliyor. Dolayısıyla boyutlar biraz değişti. Burada izleyicimiz haklı yani. Bugünkü bir de brüt şeyler, rezerv arttı. Yani bir net de net olayı var. Evet, net olayı var. Brütü işte. 110 küsur. 110 altın dahil 118,9 evet, milyar dolar. Altın hariç galiba işte 118 mi dedi? 96,35. 100'e doğru yakın. 100 milyar, 96 küsur. 96,35. Bunun aşağı yukarı 35 milyar dolar da neti var. İşte. Kullanılabilir net rezerv. Demeyeyim yani de. Şöyle bir hesaplama vardır. Yani rezervin acaba yeter mi diye şöyle bir hesaplama vardır. Yani 6 aylık ithalatı karşılama. Evet. Özellikle net rezervin. İşte burada biraz düşük kalmış oluyoruz. Yani 6 aylık doğru, bizim ithalatımız işte 90'larda civarında. Doğru. İşte hani bu net rezerv şöyle bir 50-60 milyar dolara çıksa. Çünkü yani izleyenler için bir şey yapalım. Brüt rezervler bankaların koydukları karşılıklar da dahil. Net rezerv tamamen Merkez Bankası rezervi. Merkez Bankası hepsini kullanabilir tabii. Brüt rezervi de kullanabilir ama sonuçta onu tamamen kendi rezervi lazım değil. Evet. Peki. Bu arada reel sektörün açık pozisyonu açıklandı. Dün yeni veriler açıklandı. Eylül itibariyle 1,6 milyar dolarlık azalma var. 210,6 milyar dolara inmiş. Burada kısa vadeli döviz pozisyonu fazlası yılbaşındaki seviyenin 6 milyar dolar üzerinde. Döviz açığı yılbaşındaki seviyenin aşağı yukarı 5 milyar dolar üzerinde bulunuyor diye bir not olarak aktarabiliriz izleyicilerimize. Galiba süremiz de bitiyor ama belki bir iki soru daha alabiliriz. Raşit Yavuz diyor ki dünyanın en büyük ikinci danışmanlık şirketinden biri bir açıklama yaptı diyor. Bazı hizmetleri karşılığında Bitcoin ödemesi kabul edeceğini duyurdu. Servet Bey riskli olduğunu söylüyor ama Mahfi Bey'in görüşü nedir demiş. Servet Bey de yok, ona söz hakkını gelince tekrar tanıyalım. Ama ne diyorsunuz? Ya ben de riskli olduğunu düşünüyorum. Yani bir tamam ama bu risk giderek azalıyor gibi görünüyor. Neden? Çünkü hakikaten kabul görüyor. Evet. İşte vadeli işlemlere konu olmaya başladı. Piyasalar daha kabul eder görünüyordu. Bu kabul arttıkça risk azalıyor, onu söyleyeyim. Ya, bir risk ama var ama azalıyor. Ama dikkatli olunması lazım yani Bitcoin şimdi konusunda. Tabii yani şimdi nerelerden işte yani centlerden, cent işte 20-30 centten 10 bin dolara gelen bir şeyden bahsediyorsunuz ki hani bu İş yaşama işte 1650'lerde bu işte Lale Soğan çırpanında. Ya yani onun gibi bir yükseliş ancak o dönemde görülmüş. Alttaki aslında blockchain teknolojisi bu gerçek. Yani bu gelecekte bunu bununla yaşayacağız ama hani Bitcoin konusu tabii ki riskler var ama hocam dediği gibi bugün bazı borsaları işte bugün Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange gibi borsaların bunların üzerine bir kontrat çıkarma eğilimleri bunun pozitif etkiliyor. Evet. Bir de Bitcoin 21 milyonla sınırlı işte 16 milyonu şu anda devrede. Yani sınırlı olması da fiyatı arttırıyor ama çok doğru söyledi Berfur yani. Dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Çok volatilite var. Uyarısı vardı geçen gün Mahfi Bey. Dediniz ki Amerika çıkıp bir açıklama yaparsa bu iş biter. Evet, tabii ki. Ya onu ama da o hatırlatalım. Açıklama galiba gittikçe azalıyor o ihtimali. Yani çünkü çok giren çıkan var bu işin. Şimdi bu JP Morgan'ın CEO'sunu hatırlıyorsunuz. Jamie Dimon. Yani adam geri döndü. Şimdi yumuşatıyor bayağı. Yani Bitcoin alanını kovarım diyordu. Şimdi yani işte olabilir falan aynen, demeye aynen başladı. Peki. Bu önemli bir indikatör. Tamam, bir reklama gidiyoruz. Evet, geri sayımda Mahfi İlmez'le birlikte bugün Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Salman'ı konuk ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın devam edeceğiz yarın Mahfi Bey. Devam edeceğiz. Ekonomi ve piyasa gündemini konuşmaya. Şimdilik hoşça kalın.